Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun görüşmesiyle. Bu görüşmede dikkat çeken ayrıntılar vardı ama Karamollaoğlu'nun verdiği röportaj sonrasında gerçekten çarpıcı sonuçlar çıktı bu görüşmeden. Zira özellikle de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeye nasıl baktığına yönelikti. Bunları konuşacağız şimdi. Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak ve Bir Gün Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın yayın konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Evet, Sayın Aydın, sizin bağlantınız düzgün sanırım ama Sayın Kamalak, sesimi duyuyor musunuz? Merhabalar, evet, efendim. Merhaba, merhaba efendim. Sayın Kamalak, sizinle başlayalım o halde. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Temel Karamollaoğlu görüşme gerçekleştirdi. Ardından da Karamollaoğlu'nun verdiği bir röportaj var. O röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın durumuna, halkın sorunlarına nasıl baktığına yönelik ipuçları var. Karamollaoğlu'nun aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre ekonomi dahil her şey dört dörtlükmüş. Neler dersiniz? Yani burada bir halktan kopukluk mu var? Yoksa sorunlara kulak tıkama mı, bir strateji mi vardır? Ne dersiniz? Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Şimdi siyaset biliminde bir kavram vardır. Hala kavramı. Bu bir bakıma siyasetin tunç kanunu diye bilinir. Hala kavramına göre lider çevresinde oluşan halkanın kolay kolay içine giremez. Efendim, lider de o halkayı yararak o halkanın dışına çıkamaz. Yani böylece halkla lider arasında kaçınılmaz bir mesafe oluşur, bir kopma oluşur. Kanaatimce burada da benzer bir durumla karşılaşıyoruz. Ben bunu aşağıdan beri, yıllardan beri, yani en az 15 yıldan beri seslendiriyorum. Diyorum ki bu gelişmelerden dün tabii ki başbakandı, bugün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yanlış bilgiler veriliyor. Etrafındaki danışmanlar Sayın Başbakanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nı yanıltıyorlar diyordum. Nitekim Suriye politikasında böyle olduğunu inanıyorum. Çözüm sürecinde yine çevresindeki danışmanların Sayın Cumhurbaşkanı'nı yanlış bilgilendirdiğine inanıyorum. Bunu şimdi söylemiyorum, aşağıdan beri. Ergenekon Balyoz olaylarında yine Sayın, o zaman Başbakan'dı, Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin yanlış bilgilendirdiğini düşünüyorum. Çözüm sürecinde de öyle, ekonomik konularda da öyle, bugün itibariyle yanlış bilgilendirdiğini düşünüyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerçek olmayan bir konuda efendim Sayın Genel Başkanımıza, Temel Bey'e yanlış bilgi aktarması için bir sebep yok. Öyle mi demesi lazım? Belki de demiştir, onu bilemiyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgiler verildiğini düşünüyorum. Peki Sayın Kamalak, bu nasıl gerçekleşiyor? Yani şimdi siz de bir siyasetçi olarak belki daha iyi tarif edersiniz. Çünkü hani biz açıyoruz bir şekilde, haberci kimliğimizden bağımsız, yani sıradan bir yurttaşla televizyonu açıyor, durumu görüyor. Sosyal medyayı açıyor, durumu görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tamamen bunlardan bağımsız mı yaşıyor ki yanlış bilgiler aktarılıyor? Hiç bakmıyor mudur, ya da gösterilmek istenen mi gösteriliyor o halde, sizin teziniz yönünden gidecek olursak? Efendim, şimdi Türkiye'de maalesef bir kamplaşma vardır. Mesela iktidarın kontrolü dışında saysak bir iki kanaldan fazla kanal, ulusal kanal bulamayız. Bunlar da genel iktidara hasım kanal olarak sunulmaktadır. Mesela sizin kanalınız, mesela Halk TV, mesela TV1. Bunları Sayın Cumhurbaşkanı'nın izleyecek vakti de olamaz. Öbür taraftan dinlese bile, denk getirip dinlese bile ne olacak? Rakip kanallar, en uygun ifadesiyle hasımı bir tarafa bırakalım, rakip kanallardır. Başka ne söylemesi beklenirdi ki gibi. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı
bu kanalları dinliyorsa, dinleme fırsatı bulabiliyorsa da haliyle tek başına değil, yanında yine danışmanları vardır, şunlar bunlar vardır. Kanaatimle bu kanalları Sayın Cumhurbaşkanı dinlemiyor bile, dinlese bile peki, bir bakıma rakip kanallardır. Haliyle böyle söyleyecektir diye düşündüğünü düşünüyorum. Peki Sayın Aydın, peki siz buna katılır mısınız efendim? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haberdar etmedikleri yönünde ki yoruma. Sizce de böyle mi? Yoksa örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik sorunları muhalefetin abarttığını da söylüyor. Görmezden gelmek midir? Yoksa gerçekten görememek midir? Nedir? Bir yandan da bu abartı ifadesini nasıl değerlendirirsiniz? Bir ülke gerçeği mi, abartı mı? Ya Mustafa Bey'e şurada katılırım. Yani gerçeklikten koptuğu çok aşikar. Yani dünya ve Türkiye gerçeğiyle çok yüz göz olmak istemiyor. Bunu bir karşısına geçmek istemiyor. Ama bunu ben hani danışmanlara bağlamayı çok doğru bulmuyorum. Yani istese izleyebilir, takip edebilir ama düşünme biçimi artık farklılaştı. Ya da hep böyleydi, bilemiyoruz. Mustafa Bey çok daha yakından tanır kuşkusuz Erdoğan'ı ama şu anda bir gerçeklikle bağının olmadığı, Türkiye gerçekliğiyle çok uzaklaştı, Türkiye insanıyla çok uzun süredir temas etmediği, hem duygu hem de aslında fiziken bir kopmanın yaşandığını çok rahat söyleyebiliriz. Bu yüzden de Türkiye insanı ne yaşadığı, hangi ekonomik durumda olduğu, hangi siyasi durumda olduğu, hangi sosyal sorunların içinde olduğuna dair gerçekten bir fikri olduğunu ben de zannetmiyorum. Çünkü sürekli ben diye ifade eden ve dünyayı bir saray ve etrafında bir araya geldiği insanlar olarak gören bir lider doğal olarak Türkiye gerçekliğinden uzaklaşır. Şuna da belki katılabilirim bir miktar. Yapılan her türlü eleştiride bir düşman algısıyla karşılıyor. Bunun doğru olup olamayacağına dair yurttaştan da gelse, yani bir muhalefet parti liderinden bahsetmiyorum. Sokakta hasbelkader yan yana geldiği bir yurttaşın küçük bir eleştirisini bile hasmane bir tutum, bir düşman mantığıyla yaklaşıyor. Bu da aslında siyaseti nasıl algıladığını da gösteriyor bize. Yani kendini bir başka noktaya koyuyor ve ona itiraz eden herkesin aslında kendine doğal olarak devlete, doğal olarak ülkeye düşman olarak görüyor. Çünkü böyle kodlamış. Hani bunu bir siyasi duruş olarak mı yapıyor? Gerçekten böyle mi hissediyor? Düşünce ve duygu dünyası bu mu? Bunu çok biz net olarak bilemeyiz tabii. Ama bunun siyasi sonuçlarıyla biz karşı karşıya kalıyoruz. Yani ekonomik olarak yaşıyoruz bunu. Cezalarla, baskıyla siyasetin yaşıyoruz. Hani Erdoğan'ın duygu durumu nedir? Gerçekten buna İnanıyor mu, inanmıyor mu? Hani burayla inanın çok ilgilenmek durumunda değiliz biz. Çünkü bunun negatif sonuçlarını, bunu her dakika, her saniye milyonlarca insanla birlikte biz de yaşıyoruz. O yüzden hani onu anlamak ya da ne hissettiğini düşünmek sanırım bir cumhurbaşkanıysa eğer bahsettiğimiz kişilik çok fazla bize kalmamalı diye düşünüyorum. Bunu yapabileceği ara pozisyonlar var. Bakanlar Kurulu, bununla ilgili danışmanlar, bununla ilgili kurulmuş meclis, 600 kişinin içinde yer aldığı meclis tam da aslında Mustafa Bey'in ifade ettiği o milletle, halkla kurduğu ilişkiyi devam ettirebileceği bir mekanizma olarak tahsis edilmiş. Tüm bunları yok sayıyorsa, kendi sürekli genişletilmiş il başkanları toplantısı yapıyor. Buralardan mutlaka bir şeyler edinmesi lazım. Bir bazı fikirleri oralardan alması lazım ama artık başka türlü bir noktada Erdoğan. Onu görmemiz lazım. Başka bir yerde duruyor ve ülkeyi sarayın penceresinden izliyor ya da bindiği uçaklardan izliyor. Durum biraz bu. Bunu artık kabullenmemiz lazım. Hani kendisi etrafı kötü meselesi bence çoktan tahrip olmuş bir mesele. Evet. Peki Sayın Kamalak, şimdi Nergis Demirkaya'ya konuştu Karamollaoğlu. Burada görüşmeye ilişkin verdiği ayrıntılarda sistem konusu da dikkat çekiyor. Zira Karamollaoğlu görüşmeye gitmeden önce de bir sistem eleştirisi yapmıştı. Bununla birlikte güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmelerine Saadet Partisi de dahil oluyor. Tüm bunlara baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa sistemde %50+1, yani Cumhurbaşkanı olmak için gerekli olan %50+1'den aslında sadece biraz rahatsızlık duyduğunu anlayabiliyoruz Karamollaoğlu'nun açıklamalarından. Başka da bir kusur görmüyormuş Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin. Ne dersiniz? Tek kusur bu mudur? 50+1 midir sistemde? Ebru Hanım, bu 56-1 sistemini ben koymadım. Siz de koymadınız. Sayın Cumhurbaşkanı
kanaatimce çevresindeki danışmanlarına danışarak bu 56 biri koydu. Dün öyleydi. Bugün görüldü ki yine yanılmış. Bakın Suriye politikası konusunda hatırlayacaksınız. Yaşar Bey de hatırlayacaklar Sayın Aydın. Yanıldık dedi. Evet. Efendim Obama bizi kandırdı dedi. Gerçekten bugün Suriye konusunda AK Parti iktidarının doğru yolda olduğunu, aşağıdan beri politikasının doğru olduğunu söyleyebilen vicdan sahibi, aklı başında samimi bir tek kişi var mı? Yok. Peki niye öyle oldu? Sayın Cumhurbaşkanı diyordu ki efendim Esad Suriye'deki gelişmeler Türkiye'nin iç meselesidir. Orada oturamazsınız diyordu. 15 gün içerisinde Şam Camii'nde sabah namazı kılmak üzere milletimizle randevuleşiyordu. Bunu kendisi konuşuyordu ama kendiliğinden söylemiyordu. Danışmanları bilgi veriyordu. Sonra Rus uçağı düşürüldü. Hatırlayacaksınız. Biz eleştirdik. Komşunuz affedersiniz yine sizin tarlanıza yaklaştı diye öldürmeniz mi lazım dediğimizde nedir dediler. Sınır bizim namusumuzdur. Yine olsa yine düşürürüz dediler. Bunu bizzat Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Ama ne oldu sonra? Putin'e mektup yazdı. Sayın Cumhurbaşkanı bizzat özür diledi. Kanaatimce bu yanlış bilgilendirmenin sonucudur. Şimdi o Ergenekon olaylarında çözüm sürecinde de aynı olaylarla karşılaşıyoruz. Bakıyoruz cemaat konusunda da Fethullah Gülen hususunda da yanıldık. Allah affetsin, toplum affetsin, millet de affetsin. Ne oluyor? Orada yanılma, burada yanılma, şurada yanılma. Kanaatimce bunlar halktan kopuk olmanın, halktan koparılmanın bir sonucudur. Şu veya bu sebeple halkla arasında bir mesafe var bugün. Bu sebepten olur. Eğer halkla iç içe olsa, halkla irtibatlı bulunsa elbette birileri der ki Sayın Cumhurbaşkanım şu şöyledir, bu böyledir der. Ama şu an tek kişi yönetimi, tek adam rejimi olduğu için çevresindekiler doğru dürüst bilgi vermiyor. Lidere hoşuna gidecek söz söylüyorlar diye düşünüyorum. Peki. Nitekim ben yaşadığım bir olayı arz edeyim sizlere. Biliyorsunuz Erbakan Hoca şu kayıt trilyon davası diye yargılandığı davada bizim avukatımız müjdeli haberler getiriyordu. Ben dosyanın seyrine bakarak hayır hocam buradan beraat çıkmaz. Size ceza verilecektir diyordum. Ama çevremizdeki o arkadaşların çoğu hayır buradan beraat çıkacak. Çünkü başkan ağır ceza reisi kararı verecek ben değil miyim diyordum. Ben dedim ki hocam başkan yalan söylüyor. Bakın bunu söyledim. Başkan yalan söylüyor. Sizi tuzağa düşürmek istiyor. Hayatta o başkan. Tamam mı? Şimdi Allah rahmet eylesin Erbakan Hoca, tabii o çevresindeki arkadaş, onlar da samimiler ama yolu görmüyordu. Neticede o arkadaşlara tabi olundu. Peki. Yazık ki sonunda Erbakan Hoca dedi ki Mustafa Bey bizi defalarca uyardı ama gönül hoşa gidecek söz duymak istiyor. Peki. Dedi. Burada da aynı durum söz konusudur diye düşünüyorum. Sayın Kamalak, Sayın Aydın'a da bu konuda söz verelim çünkü çok da vaktimiz yok. Sayın Aydın, tabii. Siz ne dersiniz? Yani tek kusur 50+1'de midir? Ve şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan şikayetini dile getirmiş. Bir revizyon mümkün müdür sizce sistemde? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sistem değişikliğine yanaşır mı? Ya da diğer türlü soracak olursak, yani sadece sistemde bir düzeltmeye değil de bir yandan da güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları sürüyor. Bu konuda bir uzlaşıya varılma ihtimali var mıdır sizce? Başkanlık sistemi, yani Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin bütün aslında hikayesi Erdoğan biraz daha iktidarda kalmak için yaptı. Eğer
Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmeseydi Erdoğan zaten iktidarını kaybedecekti. AKP ilk seçimde zaten gidecekti. Yani onu sağladığı için, MHP ile bu bloğu kurabildiği için Erdoğan ömrünü, siyasi ömrünü biraz daha uzatmış oldu. Şimdi tüm bunlardan vazgeçmeyecek ama şunu yapacak anladığım kadarıyla. Önümüzdeki seçimin propaganda biçimlerinden biri de şu olacak. Yani var olan meseleyi, yanlışları gördük başkanlık sisteminde. Küçük arızaları var. Biz bu arızaları giderme noktasında hamle yapacağız. Birkaç tane başlığımız şu diyecek. Hani belki bunların içine 50+1'i de kuracak ama bunların bu seçime kadar değişme şansı yok. Bir seçim propagandası olarak bunları ifade edecek. Belki başkanlığı, bakanlar kurulu, meclis seçsin vesaire gibi ara formlar bulacak. Ama Erdoğan'ın şu anki pozisyonu, başkanlık sistemini değiştirip yeniden parlamenter rejime dönme falan mümkün değil. Çünkü artık orayı çoktan, o eşiği çoktan aşmış. Başkanlık sistemine mecbur bir Erdoğan, AKP, Cumhur İttifakı var. Hani Erdoğan istese bile Bahçeli buna izin vermez. Bahçeli'nin bütün siyasi yatırımı 50+1 üzerine kurulmuş. 50+1 yoksa Bahçeli-Erdoğan ittifakı zaten yoktur. Bu yüzden de böyle bir şeyin gerçekleşme şansını ben mümkün görmüyorum. Evet, peki çok teşekkür ederiz sizlere. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz. Biz de teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Sayın Kamal'a. Hoşçakalın.